şeylerde kusuda. Sürün mü size doğru? Ha bunu da hasta diye atın. Yani şeyle normalde insan baktığı böyle uyuşlar uyuşlar bir şeyler. Tamam mı? Eşte ona yardım et. Yatır. Hep beraber yardım edelim. Eşim o koçaya. Bize geliyor. Aynen. Var çimen. O birine gelsin. Bir tane karşıda. Bir tane kalıyor. Bak geldi bak. Bu öğretmen oldu. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hayırlı olsun. Eyvallah. Allah razı olsun. Çok sevindim gerçekten. Tanıştığıma da memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Allah razı olsun abi sizden. İnşallah hayırlı i̇nşallah, olsun. İnşallah da bundan sonra görüşürüz artık. Telefon numaramı kaydetmişim, ifbata geçeriz artık. Evet. Yaklaşık bu koyunlar 5 gün önce köyümüze geldiler. Biz köyün yaklaşık karşı tarafında 200 metre ötesinde bunların sahipsiz olduğunu gördük. Gidip baktık acaba bizim olabilirler mi diye. Bizim değillerdi. Komşulara her tarafa haber verdik. Maalesef sahiplerini bulamadık. Getirdik buraya dışarıda kurda kuşa yem olmasınlar diye. Birkaç gündür, 3-4 gündür yemini, suyunu veriyoruz. İçeride kendi ahırımıza koyduk. Sonra Tarım İl Müdürü ile iletişime geçtik. Küpe numarası üzerinden sahibini bulmaya çalıştık. Yine bir sonuç alamadık. Eski sahibini bulduk. O da kime sattığını hatırlayamamıştı. En son dün haber ajansını aradık. Sağ olsun da bizi kırmayıp geldiler. İlhas Haber Ajansı ile röportaj yaptık. Bugün de sahiplerini bulmuş olmanın şu an mutluluğunu yaşıyoruz. İnanın şu an çok çok mutluyuz. Yani... Adeta bir hazine bulmuş kadar mutluyum şu an sahibini bulmuş. 7 kuzu, 2 koç. Sahibinin gözlerinin içine baktığın zaman zaten o mutluluğu anlayabiliyoruz. Yani sahibin şu an gözlerinin içi geliyor. Abi biz kuzularımızı yaklaşık 5 gün önce bizim etrafı çevrili bir bahçemiz var. Bahçe alanında sürekli otlamaktalardı. Sonra iftar saatine yakın kuzuların bahçede olmadığını fark ettik. Sonra etrafta TOKİ ve etraftaki komşularımıza sorduk, soruşturduk. Kimsenin görmediğini, yani kimse hiç bir yerde rastlamadığını, herkes, yani biz de şaşkınlık içindeydik. Bir an koyunların çalınmış olabileceğinden şüphelendik. Ondan sonra biraz işte emniyete verdiğimiz bilgiler doğrultusunda şikayete bulunduk. Aksaray Mahallesi Muhtarımız Özcan Bala haber vermiştik işte, bir herhangi bir haber alırsan bize ilet. Hicret Mahallesi Muhtarlığı aynı şekilde. Ve neticeler sonucunda biz de sürekli arıyorduk. Yani 4-5 gündür arıyorduk. En son tadıma kadar geldik zaten. Hani bir gelme ihtimali olur diye. Orada da bulamadık. Tam biz umudu kesmiştik. Yani kesinlikle ya kuzuları bu saate kadar ya kurt yemiştir. Veyahut da çalınmıştır. Yani 5 gün kuzu dışarıda kalmaz. Sabahleyin uyandığımda telefonum çaldı. İşte o zaman arayan Özcan abiydi. Dedi sana bir link atmışım dedi, bak bir kuzuların bulunduğunu ve Tarım tarafında bir öğretmenin bulup sahiplendiğini ve 4-5 gündür bakmakta olduğunu öğrendik. Sonra öğretmen abimizle, arkadaşımızla irtibata geçtik. Allah ondan razı olsun. Gerçekten de çok dürüst, öğretmenliğine yakışır bir kişilik. Aradık, muhabbet ettik, konuştuk ve adresini aldık. Gelip teşekkürümüzü ettik.